Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolu'ya hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizde arkadaşlar dürfen, können ve müssen modal fiillerine odaklanıyoruz. Bu modal fiiller karşımızda günlük hayatta çok sık çıkıyor. Tıpkı levhalarda olduğu gibi, tıpkı tabelalarda olduğu gibi bunları ayrıntılı görüyor olacağız bu dersimizde. Üst başlığa baktığımızda arkadaşlar Was bedeuten die Schilder? Evet, der Schild, die Schilder tabela ya da levha anlamına geliyor arkadaşlar. Bedeuten anlamındadır anlamındaki modal fiil. Dolayısıyla Was bedeuten die Schilder sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız bu dersimizde. Öncelikle dürfen modal fiiline bir bakalım. Dürfen modal fiili hatırlayacak olursanız arkadaşlar neydi? Bir otorite bize bir şey yasaklıyorsa ya da izin veriyorsa bu ne olabilir? Tıpkı bir annenin çocuğuna bir şeye izin vermesi gibi ya da bir kuralın, bir kanunun bir şeye izin vermesi gibi hallerde demek ki dürfen kullanılmış oluyordu. Können'e baktığımızda da yapabilirlik anlamındaki modal fiildi. Müssen de zorunluluk anlamındaki yapmak zorunda olunan hallerde demek ki modal fiil müssen kullanılmış oluyordu. Dilerseniz dürfen'in çekimine bir bakalım. Ben bunun için iznim var, müsaadem var diyecek olursak ich darf demiş oluyoruz. Ich darf demek ki bunun için benim iznim var. Senin iznin var, sen evet izinlisin bunu yapmaya diyecek olursak du darfst demiş oluyoruz. Demek ki du darfst bunu yapmaya iznin var anlamında. Er, sie, es için baktığımızda üçüncü tekilde arkadaşlar bu da tıpkı ich'te olduğu gibi er darf, sie darf, es darf şeklinde çekimlenmiş oluyor. Wir için arkadaşlar biz yapabiliriz diyecek olursak yani bunun için iznimiz var diyecek olursak wir dürfen demiş oluyoruz. Demek ki bizim iznimiz var wir dürfen. Ihr için ihr neydi arkadaşlar? İki ve daha fazla insan karşımızda duran bir grup insanı kastetmiş oluyorsak sizin izniniz var diyecek olursak ne olacak bu? Ihr dürft demek ki sizin izniniz var. Ihr dürft saygı formu ya da nezaket formundaki sie için ne oluyormuş arkadaşlar? Mastarda kalıyormuş. Sie dürfen yapabilirsiniz değil mi? Bunun için izin var. Ya da onlar için de demek ki ne olacakmış? Sie dürfen demiş olacakmışız. Şimdi können'e bir bakalım arkadaşlar. Können'de de yapabilmek anlamında ben yapabilirim anlamına gelen können'i görüyoruz. Ich demek ki nasıl çekimlenecekmiş? Ich kann, ich kann, ben yapabilirim. Sen yapabilirsin diyecek olursak du kannst. Du kannst, sen yapabilirsin. Evet, er kann, sie kann, es kann. Üçüncü tekilde de demek ki o yapabilir derken er kann, sie kann, es kann şeklinde çekimleniyormuş. Biz yapabiliriz derken wir können, wir können, biz yapabiliyoruz demiş oluyoruz. İkinci çoğulda da ihr könnt, siz yapabilirsiniz derken ihr könnt. Nezaket formunda sie können ya da onlar yapabilir derken sie können demiş oluyoruz. Müssen'e baktığımızda müssen demek ki zorunluluk hallerinde kullanılan modal fiil içerisinde kullanılan işe bir bakalım. Ben yapmak zorundayım diyecek olursak ich muss, evet ben zorundayım derken ich muss, sen bunu yapmak zorundasın derken du musst, demek ki sen zorundasın, du musst. Er muss bir erkek için, sie muss bir kadını kastetmiş oluyoruz ya da is, das artikelli birisini, örneğin bir çocuğu kastederken değil mi? Das Kind, dolayısıyla is muss demiş oluyoruz. Biz yapmak zorundayız diyecek olursak wir müssen. Demek ki biz zorundayız. Wir müssen. İkinci çoğulda ihr. Ihr müsst. Demek ki siz yapmak zorundasınız derken ihr müsst. Nezaket formu siz yapmak zorundasınız derken sie müssen ya da onlar yapmak zorunda derken gene ne oluyormuş arkadaşlar? Sie müssen. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich darf. Ich darf. Du darfst. Du darfst.
darf, sie darf, es darf. Wir dürfen, wir dürfen, ihr dürft, ihr dürft. Sie dürfen, sie dürfen. Ich kann, du kannst, er kann, sie kann, es kann, wir können, ihr könnt, sie können, ich muss, du musst, du musst, er muss, sie muss, es muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Modal fiillerin bu çekimini cümle içerisinde inceleyecek olursak arkadaşlar, ilk cümleye baktığımızda arkadaşlar, hier darf man şeklinde ilerleyen bir cümle yapısının bir başını görüyoruz bu modal fiille ilgili olan cümlenin. Bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Hier neydi? Burada darf, bakın hier darf man denilmiş. Buradaki man'dan kasıt arkadaşlar, bir genelleme yapıldığında ne oluyormuş? Man kullanılıyormuş. Burada er, sie, es'teki gibi çekimlenmesi geliyor dürfen. Dolayısıyla er, sie, es'te ne yapıyorduk az önce arkadaşlar? Darf şeklinde çekimleniyordu. Dolayısıyla hier darf man, burada şunu yapmaya izin var diyecek olursak, demek ki burada bunu yapmaya izin var derken, demek ki hier darf man denilmiş oluyor ve cümle devam edecek. Bunları birazdan zaten görüyor olacağız arkadaşlar örneklerle. Ben hatırlayacak olursanız olağan bir cümlede ne demiştik arkadaşlar? Eylem ikinci pozisyondadır demiştik, öyle değil mi? Bakın burada da eylem olarak dürfen'i ele almam gerekiyor. İkinci pozisyonda kalmış oluyor burada. Ancak hier darf man diyebileceğim gibi arkadaşlar, man darf hier da denilebiliyor. Dolayısıyla buradaki man başa gelebileceği gibi hier da ne oluyormuş? Buraya gelmiş oluyor. Yani modal fiilden hemen sonra, yani man darf hier denilebileceği gibi hier darf man da denilebiliyormuş. İkinci cümleye baktığımızda burada şu yapılamaz, buna izin yok diyecek olursak ne olacak arkadaşlar? Hier darf man nicht. Hier darf man nicht söz gelimi, dediğim gibi hier darf man nicht essen, burada yemek yenilemez gibi kullanılacak olursa, demek ki burada yemek yenilemez. Hier darf man nicht essen. Buradaki man'ı buraya getirseydim de olurdu tıpkı üstte olduğu gibi arkadaşlar. Dolayısıyla o zaman ne olacaktı? Man darf hier nicht şeklinde yorumlanmış olacaktı. Burada herhangi bir anlam kayması yok arkadaşlar. O şekilde de olabiliyor, bu şekilde de olabiliyor. Dolayısıyla herhangi bir bu cümlenin ahengini bozan bir durum söz konusu değil. Kein keine yapısında peki ne olacak arkadaşlar? Gayet basit. Nicht yerine ne yapacağım? Kein keine'yi kullanacağım. Hatırlayacak olursanız nicht ve kein keine arasında, bunu daha önceden de görmüştük, tekrar değinmekte fayda var. Nicht'i ne yapıyordum arkadaşlar? Eylemlerde kullanmış oluyordum. Kein keine'yi de ne yapıyordum? İsmi olumsuzladığımda kullanıyordum, öyle değil mi? Dolayısıyla burada da ne yapmış oluyorum? Hier darf man kein keine. Dolayısıyla burada da man'ı ne yapmış oluyorum? Buraya getirmiş olsam da anlam kayması olmayacaktı. Bir devrik cümle olmayacaktı. Dolayısıyla man darf keine ya da kein diyebilirdik. Buraya baktığımızda hier kann man, demek ki tıpkı diğer modal fiillerde olduğu gibi kann da ne olacak? Hier kann man ya da man kann hier, burada buna yapmaya izin var, bunu yapabilirsiniz anlamında kullanılabiliyor. Peki zorunluluk halinde de ne oluyor arkadaşlar? Muss şeklinde yorumlanması gerekiyor. Niye? Çünkü man var. Dolayısıyla hier muss man ya da man muss hier şeklinde de yorumlanabiliyor. Dilerseniz bunları doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Hier darf man. Hier darf man.
Man darf hier. Man darf hier. Hier darf man nicht. Hier darf man nicht. Hier darf man keine. Hier darf man kein. Hier kann man. Hier kann man. Hier muss man. Hier muss man. Arkadaşlar, modal fiil cümlesini kurmadan önce tabelaları bir inceleyelim ve bunlarla ilgili, bu tabelalarla ilgili olan fiilleri eşleştirelim. İlk tabelaya baktığımızda arkadaşlar, bunu Almanya'da sıkça görebilirsiniz. Bu tabela genellikle pazar alanlarında, Marktplatz dolaylarında görebileceğiniz tabelalar içerisindedir. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Bir yetişkin görüyoruz, bir çocuk görüyoruz. Ne yapıyorlar? Top oynuyorlar. Bakın, burada bir yol kenarı ev var ve ileride bir araba var. Bu tabela ne demek arkadaşlar? Bu tabelayı gördüğümüzde demek ki burası tamamen yayaya ait bir yermiş. Araba giremez. Ancak girecek olursa da kontrollü bir şekilde ve yavaş bir şekilde girmesi gerektiğini gösteren bir tabela. Dolayısıyla kontrollü girmemiz gerekiyormuş. İkinci tabelaya baktığımızda arkadaşlar, burada da bir dondurma görüyoruz. Dolayısıyla bu bir dükkanda, öyle değil mi, bir mağazada da karşımıza çıkabilir. İşte dondurmayla girilebilir ya da burada bir çizgi olacak olursa burada dondurma yenilemez gibi. Butiklerde genellikle bu levhayı görebilirsiniz. Üzerinde tabii bir çizginin olduğu hali de birazdan görüyor olacağız. Bir sonraki tabelaya baktığımızda da arkadaşlar, burada da yiyecek içecek, değil mi? Burada yemek yenilebilir, içilebilir. Ancak üstünde bir çizgi varsa demek ki burada yemek yenilmesi, bir şeyin içilmesi yasaktır anlamında da kullanılmakta. Dolayısıyla bunu işte müzelerde mutlaka görmüşsünüzdür. Keza bu dondurma külahını da mutlaka görmüşsünüzdür, değil mi? Müzeler, butikler, kapalı alanlarda genellikle görebileceğiniz tarzdaki tabelalar dahilinde olmuş oluyor. Sonraki levhaya bir bakalım arkadaşlar. Sonraki levhada, evet, burada bir balık çizmeye çalıştım ve balık tutmak, değil mi? Balık tutmak belli başlı göllerde ya da nehirlerde, Almanya'da ya da işte İsviçre'de, Avusturya'da, daha doğrusu birçok ülkede bu levhayı görebilirsiniz. Balık tutmak, tutmaya müsaade var anlamında ya da üstünde bir çizgi varsa burada balık tutmak yasaktır anlamına gelen bu levhayı da nehir kenarlarında görebilirsiniz. Burada da arkadaşlar çok sık rastlanan park edilebilir anlamında P harfi ve araba. Dolayısıyla burada park yapılabilir anlamına gelmiş oluyor. Sonraki levhaya baktığımızda arkadaşlar, gene bir araba ve bir, ne görüyoruz arkadaşlar? Bir kova, su damlaları, öyle değil mi? Ve ıslak bir sünger. Dolayısıyla bu bize ne diyor arkadaşlar? Burada araba yıkanabilir ya da birazdan üstüne çizgi çektiğimizde burada araba yıkanamaz anlamına gelmiş oluyor. Şimdi fiillere bir bakalım arkadaşlar. Bu fiiller ne diyor? Bunları bir anlamlandıralım. Onun ardından eşleştirelim. Hangisiyle eşleşiyor, ona bir bakalım. Autos waschen. Evet. Das Auto, die Autos waschen. Neydi arkadaşlar? Auto, autos. Araba, arabalar. Yıkamak da neydi? Waschen, yıkamak. Demek ki waschen demekmiş. Araba yıkamak. Güzel Türkçemizde biz ne yaparız arkadaşlar? Tekil olarak kullanırız. Araba yıkamak deriz. Ancak Almanca'da güzel Türkçemizden farklı olarak arabalar yıkamak deniliyor. Dolayısıyla Autos waschen demiş oluyorum. Sonrakine bakıyoruz arkadaşlar. Eis essen. Das Eis neydi arkadaşlar? Dondurma demekti. Dondurma yemek demek ki Eis essen demekmiş. Tabi burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar artikeller. Artikelleri eğer bilirsek doğru bir şekilde, mesela bunu olumsuzlamak istediğimde ne yapmış olacağım? Keine'yi getireceğim. Dolayısıyla das Eis ne olacak? Birazdan bunu cümle içerisinde görüyor olacağız.
Langsam fahren. Fahren neydi hatırlayalım? Kara araçları için kullanılıyordu. Öyle değil mi? Neydi kara araçları içerisinde? Das Auto diyebiliriz. Öyle değil mi? Fahrrad. Das Fahrrad bisiklet demekti. Öyle değil mi? Onun haricinde biz das Motorrad diyebiliriz. Motosiklet için. Ancak o aracı kullanmamız gerekmiyor. Öyle değil mi? Mesela bu bir tren olabilir. Ben bir yolcu olarak trene biliyorsam gene burada fahrene kullanmış oluyorum. Langsam neydi arkadaşlar? Langsam yavaş sürmek anlamında. Langsam fahren demek ki langsam fahren yavaş sürmek anlamına gelmiş oluyor. Angeln arkadaşlar bu da balık tutmak anlamına gelen angeln fiili demek ki angeln balık tutmak demekmiş. Essen und trinken, bunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Essen und trinken neydi arkadaşlar? Yemek yemek demek ki essen ve içmek de neydi? Trinken demekti. Parken de anlaşılacağı üzere park etmek anlamında parken eylemini görüyoruz. Şimdi dilerseniz bu fiilleri ilgili tabelalarla ne yapalım arkadaşlar? Eşleştirelim. Evet, burada az önce söylemiş olduğum gibi ne oluyor arkadaşlar? Araçlar ne yapması gerekiyor? Çünkü burası tamamen yayaya ayrılmış bir yer, bir bölge. Dolayısıyla burası aslında trafiğe açık bir yer değil. Ya da mutlaka bir araba girecek olursa kontrollü ve ne yapması gerekiyor? Yavaş gitmesi gerekiyor. Çünkü burada tamamen yaya var. Çocuklar oynayabiliyor. Yetişkinler gezebiliyor. Öyle değil mi? Ve burası demek ki şehrin içerisinde olan bir yer. Çünkü bunu nereden anlıyoruz? Evler de var. Ancak burada bir çizgi var. Dolayısıyla kontrollü olmak gerekiyor. Bu fiillere baktığımızda hangisi olabilir acaba diye bir bakalım. Autos var. Şimdi araba yıkamak belki ama tam isabet etmiyor. Eis essen de öyle değil mi? Langsam fahren. Yavaş sürmek öyle değil mi? Dolayısıyla langsam fahren, evet bu kapsamda düşünülebilir langsam fahren. Evet, dondurma yemek diyecek olursak arkadaşlar, dondurma yemek ne olacak arkadaşlar? Eis essen demek ki dondurma yemek, eis essen. Evet, yemek yemek ve içmek baktığımızda hangisi olacak diye bir baktığımızda hangisi olacak arkadaşlar? Essen und trinken, yemek yemek ve içmek, öyle değil mi? Yukarı bakıyoruz arkadaşlar, balık tutmak, az önce söyledik neydi balık tutmak? Balık tutmak, şöyle bir inceleyelim. Angeln, öyle değil mi? Dolayısıyla evet, angeln ile eşleştirmiş oluyoruz. Ve park etmek neydi arkadaşlar? Anlaşılacağı üzere neydi? Parken. Dolayısıyla bunu da burayla eşleştirmem gerekiyor. Ve arabayı ne yapmak arkadaşlar? Yıkamak. Hangisi olacak? Sonuncusu neydi bu? Autos waschen. Dolayısıyla autos waschen neymiş arkadaşlar? Araba yıkamak anlamına gelmiş oluyor. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu görmüş olduğumuz fiilleri bu az önce görmüş olduğumuz model fiillerle bir araya getirelim ve manalı cümleler kuralım. Bu eşleştirmeleri yaptıktan sonra arkadaşlar dilerseniz cümleleri bir inceleyelim. Şimdi burada demek ki hier muss man langsam fahren. Demek ki burada nasıl davranmak gerekiyormuş arkadaşlar. Hier muss man, burada bir zorunluluk var. Neymiş o? Yavaş gitme zorunluluğu var, öyle değil mi? Dolayısıyla hier muss man langsam fahren. Yavaş gidilmesi gerekiyor demiş oluyor bu. Buraya baktığımızda bakın az önce dondurma yenilebilir. Ancak şimdi üzerinde bir çizgi var. Dolayısıyla dondurma yenilemez diyeceğiz. Hier darf man kein Eis essen. Şimdi burada fark ettiyseniz arkadaşlar burada das Eis, demin söylemiştim. Artikeller çok önemli demiştim. Bakın burada das Eis, dolayısıyla bunu olumsuz yaptığımızda ne yapacaktık arkadaşlar? Kein yapacaktık değil mi? Bunu kein, keine ders videosunda ayrıntılı şekilde görmüştük. Dolayısıyla
Kein Eis. Burada dondurma yenemez. Bunun için izin yok derken hangi modal fiili kullanıyoruz? Dürfen'i kullanıyoruz. Dolayısıyla hier darf man kein Eis essen. Burada dondurma yenilemez anlamına gelmiş oluyor. Hier darf man kein Eis essen. Buraya baktığımızda burada da gene bir yasak var. Neymiş o? Yemek yemek ve içmek değil mi? Yasak. Dolayısıyla üstünde bir çizgi var. Hier darf man nicht essen und trinken. Dolayısıyla yemek yemek ve içmek yasak derken hier darf man nicht essen und trinken demiş oluyoruz. Sonrakine bir bakalım arkadaşlar. Balık tutmak, evet balık tutmak serbest tutulabilir anlamında. Hier darf man angeln. Evet burada balık tutmak değil mi? Serbesttir anlamında. Diofen'i görüyoruz ve hier darf man şeklinde yorumlanıyormuş demek ki. Hier darf man angeln. Sonraki tabloya baktığımızda arkadaşlar, tabelaya baktığımızda park edilebilir. Öyle değil mi? Burada park edilebilir derken ne yapıyoruz? Können'i kullanmamız gerekiyor cümlenin içerisinde. Dolayısıyla hier kann man parken. Burada park edilebilir. Hier kann man parken denmiş oluyor. Sonrakine baktığımızda arkadaşlar burada araba yıkamak neymiş? Yasak. Dolayısıyla burada araba yıkanamaz diyecek olursak burada da bir ne var arkadaşlar? Yasak söz konusu olduğu için dürfen. Dolayısıyla hier darf man keine Autos waschen. Burada araba yıkamak yasaktır diyecek olursak demek ki bunun Almanca karşılığı neymiş? Hier darf man keine Autos waschen. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Hier muss man langsam fahren. Hier muss man langsam fahren. Hier darf man angeln. Hier darf man angeln. Hier kann man parken. Hier kann man parken. Hier darf man kein Eis essen. Hier darf man kein Eis essen. Hier darf man nicht essen und trinken. Hier darf man nicht essen und trinken. Hier darf man keine Autos waschen. Hier darf man keine Autos waschen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde ne yaptık? Modal fiil müssen, können ve dürfen, bunları tekrar bir üzerinden geçtik. Ve bunları şehirde karşımıza çıkan levhalarla, tabelalarla ne yaptık arkadaşlar? İncelemiş olduk. Nerede ne yapılabilir? Yasaklar, öyle değil mi? Ne yapıyorduk? Dürfen'i kullanıyorduk. Können yapabilirsiniz. Zorunluluk hallerinde de ne yapıyorduk? Demek ki müssen modal fiilini kullanıyorduk, öyle değil mi? Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Paylaşmayı, Almancayı öğrenmek isteyenlerle paylaşmayı, yorum bırakmayı ve aşağıdaki zil butonuna tıklayalım ki sonraki ders videolarını kaçırmayalım arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.